Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hala düzelemedim iyileşemedim ee, sürpriz bir av videosu çekmiştim biliyorsunuz orada da söylemiştim hastayım diye hatta orada sesim biraz daha canlı dışarıda olduğumdan dolayı şu anda evin içerisindeyim sesim daha net algılanıyordur şu anda şimdi canlı olmanın vakti geliyor neden diyeceksiniz zaten teaser'ı verdim. Şurada görmüş olduğunuz iki tane mini mini minnak Jada'ya ait Nano'nun Jurassic Park filmindeki arabalarını ve dioramasını inceleyeceğiz. Kocaman bir alkış istiyorum. Bu alkışı neden istedim? Çünkü Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyorum yine. Şu anda Türkiye'de bunu inceleyen yok. Yine kanalımda bir ilki izliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden alkışlarınızı ve like'larınızı, yorumlarınızı esirgemezseniz çok ama çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Arkadaşlar, Jada'da şu anda elimde olanlar bakın bir bunlar, bu ikisi, bir de şu arkadakiler var. Yakında inşallah Jada'nın 118 Ford Explorer modeli de gelecek. O da çıkmasını bekliyorum daha doğrusu. Onu da Jada koleksiyonumun Jurassic Park bölümüne ekleyeceğim arkadaşlar ve onun da incelemesi gelecek. Jada'ya Bunlarla giriş yapıyoruz. Ardından arkadaki arabaları da inceleyeceğiz arkadaşlar. Jada'nın şu görmüş olduğunuz dioraması yakın bir zaman zarfında toyza toyza da geldi. Bir şey fark ettim. Türkiye'ye gelenlerle yurt dışından gelenin arasında bir fark var. Bakın şöyle göstereceğim. 6 farklı sadece. Bakın bu benim yurt dışından aldığım. Hatta 2 tane almıştım. Arda arda aldım ama ikincisini mesela yayınlamadım. Short videosu falan yok onun. Şöyle göstereceğim. Şurada bakın Almanca yazıyor mesela. Bakın bu Almanya'ya özel sanırım. Tabi şurada Türkçe var. Neredeydi? Bakın şurada TR yazıyor. Bakın burada Türkçe açıklamalar var. Kutunun yanı, arkası, yine bu tarafı, üstü, burası aynı. Yine arka taraf yani bu taraf da aynı. Sadece bu alt kısmı farklı. Bakın şimdi size Türkiye'ye gelenin arkasını göstereceğim. Fotoğraf olarak gösterebilirim. Bakın görüyorsunuz. Arkasında farklılıklar var. Yurt dışından gelenin altı beyaz. Türkiye'ye gelenlerin altı sarı. Ve sol tarafında Jada yazısı var. Sağ tarafta kurulumu var ve üstünde ithalatçı firma yazıyor. Yani Simba oyuncak yazıyor. Yurt dışından aldığımda ise Dikitoys yazılı. Simba yazmıyor görüyorsunuz. Yurt dışından direkt aldıklarınız bu şekilde gelecek demektir. Evet şimdi geliyoruz bunun incelemesine. Arkadaşlar bu diorama burada kutuda görüldüğü kadar da küçük değil. Bir bu kadar da bunun arkasında var. Bunu kutuyu açmadan anlamanız mümkün olmayacak. O yüzden bunu aldığınızda açın. Evet bu şekilde de sergilenebilir ama ben açma taraftarıyım. Şunu da ee, nereden almıştım ya? Bunu galiba Adore'den mi almıştım? Simba'dan mı? Artık nereden? Unuttum da. Bunun küçüklüğünü görünce şaşırdım. Çünkü bunun kartoneti premium kartonetlerle aynı boyda. Bakın hemen bir tane kıyaslama yapacağım. Bakın şununla kıyaslama yapalım. Bu da hazır duvardan düşmüş. Yatağımın yanında duruyordu. Bakın kartonet boyu aynı. Hot Wheels'ın premium kartonetleriyle aynı boyda yani. Nanolar bu şekilde oluyor. Yani bunlar büyüyünce Jurassic Park'taki film arabaları olacak. İkisini de inceleyeceğiz. Önce dioramayı, ondan sonra da bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu videoda başlıkta da belirttim. Yine bir sürpriz var. Videonun kaçıncı dakikasında söyleyeceğimi merak ediyorsunuzdur. Dakika vermeyeceğim ama videoyu baştan sona kadar izleyin. Videonun bir yerinde bir soru soracağım ve o soruyu doğru bilene bir tane mini GT hediye edeceğim arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Bir tane mini GT geliyor. Yine hediyeler vermeye devam ediyorum. Şimdi hızlı bir şekilde incelemeye başlayalım çünkü heyecanlanıyorum. Haydi bismillah. Bakalım ne çıkacak? Vay, bakın. İçi bu şekilde. Acaba Türkiye'dekinin de mi içi böyle bu şekilde oluyor? Bakın şöyle bir kılavuz var. Şunları bir çıkartayım hemen. Ha gayret. Kutuyu çıkarttık arkadaşlar. Bakın işte bu. Vay. Harika görünüyor. Oho. Bakın bu şöyle şurada ağaçlar falan var, yapraklar var. Gün batımı manzarası yapmışlar böyle. Bakın şöyle bir paketin içerisinde Türkçe de yazıyor. Harika bir şey ya bunlar. Şunların minnaklığına bakın. Üf. Bunlar bunlara demek takımı. Vay arkadaşlar. Bakın bunlar böyle kavuçuk kıvamında. Vay. Bakın küçücük şurada yumurtalar var. Harika görünüyor ya. Bakın bunda da ağaç yaprakları falan var. Evet bunlar da şöyle dökelim. Bakın bunda da var Türkçe uyarı. Bakın kutumuzun şu arkasında gösteriyordu nasıl yapıldı. Şimdi oraya bakarak yapacağım. Bakın şöyle bir şey daha çıktı. Bunlar da herhalde yaprak. Evet önce şuna bir bakalım. Bakın bu şekilde. Şuralar plastik. Yaprakları oldukça güzel. Dokusu bayağı iyi. Şunu çıkarttığımız zaman büyük ihtimal arabalar düşecek. Diyorum ki neden çıkmıyor şundan dolayı? Bakın altı böyle. Bu bantları da kurtardık mı şuradan? Sadece şu tırnaklar kalıyor. Şunları da çıkarttık mı? Ve işte. Çiz büyüyünce ayaba mı olacaksınız? Arkadaşlar bunlar tamamen metal. Yani nano dedikleri bunlar işte. Yani 1.87'den bile küçük. Minnacık arkadaşlar. Fasulye kadar. Birine fasulye birine nohut diyelim. Şu nohut bu da fasulye. Görüyorsunuz. Baya tatlılar ya. <laughs> Kaput falan açılmıyor. Ya o kadar da olmasın yani. Görüyorsunuz şurada Jurassic Park'lı logosu var. Yakınlaşalım biraz. Görüyorsunuz arabayı. Yani çok güzel. Arkasındaki stepneyi de yapmışlar. Altı da bu şekilde. Şurada kocaman beyaz yazılar var. 1992'ci Wrangler yazıyor. Evet. Bu da Ford Explorer. Filmdeki efsane araba. Şimdi bende bundan iki tane olmuş olacak. Bakın biri de burada. Gördüğünüz gibi. Jeep'ten de iki tane olacak aslında. Bir de ekstradan helikopter olacak. Bakın arabanın yan aynaları var. Araba gayet güzel yani filmdekini tam olarak aynısını yapmamışlar. Yalan değil hani doğru söylemek gerekirse tam net aynısı değil ama yine de o görselliği yansıtmışlar. Bakın şurada Jurassic Park yazıyor mesela. Logosu var. Lastikler plastik kauçuk değil. Altı böyle arkasında stop detayları yapılmamış. Keşke boyansaymış. Bir de şurada küçük figürler olsaydı değil mi? O kardeşler olsaydı iyi olurdu. Bakın üstten baktığınızda da yine böyle kaputta Jurassic Park'ın logosu var. Arabanın üstünde yine bir sunroof gibi büyük bir camdan tavan var. Öyle diyeyim. Gayet güzel. Şu plakalı kısmı da boş. Bundaki detayları zaten gösterdik. Yan aynaları var. Ön detay yani eh işte diyeceğim. Yani ızgarası yapılmış. Arabanın şu ön tarafına hani ne diyorlar şuna. Kanca takıyorsunuz ya. İp mi deniliyor ne deniyorsa halat. He, halat deniliyordu. Halat kısmını yapmışlar. O detayı es geçmemişler. Bakın arkasında böyle bu şekilde yapmışlar. Gayet şeker olmuş. Şurada da yine Jurassic Park 18 yazıyor. Bu 18 numaralı jip. Şimdi sıra geldi. Bunu kurmaya. Bakın bu nasıl kurulacak? Şu şekilde zaten gösteriyor da. Bakın erkek ve dişi. Bunlar birbirine geçmeli şöyle. Ha gayret. Tam oturmadı. Arkadaşlar oturturken bunu dikkat edin. Burası tam oturması lazım. Tam oturmuyor. Videoyu durdurup da oturturdum. Bakın hala da şurada çizgi var. Bayağı bir çıt etmesi lazım. Korkmayın, kırılmıyor ama yine de çok da hardcore davranmayın. Şöyle yapalım. Bakın kapı böyle açılıyor. Hemen yaprakları ayıralım. Bakın şundan 3 tane çıkıyor. Şundan da 3. Şu yapraklardan 5. Şunlardan da yine 5 tane arkadaşlar. Bir de işte şöyle 2 tane yaprak var. Bakın şöyle bunlar da bunun. Şu şekilde. Nereden onun kanaatine vardım? Bakın burada var zaten örnekleri. Bunlar böyle. Küçük olanlar da bakın böyle. Evet, şimdi sırada oturtma işlemi var. Evet, şimdi bakın. Şunlar yuvarlak olduğu için buralara şöyle Bunlar da küçük olanlar. Çok şeker oldu ya. arkadaşlar. Ben bunu çok beğendim. Şöyle bir alalım. Bunu inceleyeceğiz ama şunu da çıkartalım. Şu yaprakları. Görüyorsunuz kanalımda ilkleri incelemeye devam. Daha ne ilkler gelecek arkadaşlar. Evet. Minnak yapraklarımız. Bunları muhtemelen şu küçük dinozorcuklar yiyor. Tabi şu anda koyamadım ağızlarına da. Neyse. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir daha yakından gösterelim. Bakın şuradaki şu alevleri yapmışlar. Kapı şu şekilde açılıyor. Kapının yönü de doğru. Şu işaretler vardı. Jurassic Park'ın yazısı var. Hemen demirlerin arka tarafına geldiğimizde bakın. Bunlar Raptor sanırım. Raptor'a benzettim. Şu dinozorları. Büyük ihtimal Raptor. Bakın bunlar da Raptor yumurtaları. Evet. raptırlar. Raptor. Aslında doğrusu Raptor. Görüyorsunuz. Yani şunlar tamamen plastik. Metal değil. Bakın böyle görünüyor. Hatta şöyle göstereyim. Sığmadı ekrana. Keşke bir de ışıkları olsaydı daha iyi olurdu. Evet. Arkadaşlar bakın bu da böyle bu şekilde. Bunu Türkiye'den almıştım. Acaba yurt dışından alınanların da arkası böyle mi? Evet. Evet bakın modellerimiz. Birincisi helikopter. Jurassic World dördüncü serideydi. Yani dördüncü filmdeydi. Artık Jurassic Park'ın World dönemine geçtiği film yani. 1992. Jeep Wrangler ve 1992 Ford Explorer. Evet. Şimdi bunları da yerinden çıkaralım. Kutusunda pek de inceleyecek bir şey yok. Bakın burada da sponsorları var. Ford sponsor olmuş. Jeep, Universal, şu herhalde Emblin'di. Film şirketi olması lazım. Bir de Jada. Bunu tabii ki atmayacağım. Şöyle kalacak. Evet, önce helikopterimize bakalım. Şu anda elimde olan bu küçük helikopter geliyor şöyle. Ve geldi görüyorsunuz sinek kadar, sivrisinek gibi. Baya küçük. Yani teleskopla bakmam lazım ne yazdığını O kadar küçük. N harfini görüyorum. 9 görüyorum. E görüyorum. G görüyorum. Arada bir harf daha var ama onu göremedim. Tekerlekleri gri renk. Bu arada tekerlekleri gidiyor. Gitmiyor zannetmeyin. Ben çok sevdim bunu. Bunun pervanesi plastik bir tek. Tekerlekler plastik. Geri kalan her tarafı metal. Bakın altı bu şekilde. Bayağı küçük yani. Evet şimdi şu diorama'yı şöyle alalım. Jurassic Park'ın kapı dioraması arkadaşlar. Setin adı. Bakın bu ve bu ikisi de gördüğünüz gibi aynı. Tüm detaylar aynı. Evet, şimdi jipleri kıyaslayalım. Bakın bu üçlü olan, bu da dioramadan çıkan aynı bakın 18 yazılı. Lastikler falan görüyorsunuz. Şuraları da sanırım metal. Tam algılayamadım ama. Önden bakınca camlarında film var. Keşke film olmasa. Arabanın direksiyonu falan var mı? Merak ediyorum. Bir bakalım. Vallahi da var. Küçücük ama. Görünüyor yani. Arkadaşlar. Şimdi şöyle bir daha detaylı bir bakalım. Bakın yaprakları daha detaylı gösteriyorum. Bakın şurada alevler var, meşaleler ya da öyle de diyebiliriz. Dinozorları bir daha şöyle yakından gösterelim. Görüyorsunuz. Şu yumurta olayına bayıldım. Bakın şurada bir detay var. Fark etmişsinizdir, bunu söylemeyi unuttum. T-Rex'in ayak izleri bu dioramaya bir trek yakışır. Evet. Şu çizgi olayı biraz kötü olmuş. Şurada görünüyor yani. Tam kapatamadım sanırım. Şu duvardaki şu çizik olaylarını falan güzel yansıtmışlar. Bakın şuralarda. Arkadaşlar videonun sonuna geldik ama şimdi geldi sıra ödüllü soruya. Bunu aldığımda short videosunu paylaşmıştım. E, bu dinozorlarla ilgili gelen kargolarımın çoğunu short video olarak paylaştım. Şunun dioramasının çıktığı short video kaçıncı short video? En baştan en sona kadar sayın arkadaşlar. Şu an kanalımda herhalde yüzün üstünde short video var. Yani bir numaradan başlayacaksınız. Bakın dioramadan bahsediyorum. Yani Jurassic Park'ın kapısının olduğu diorama. Hangi short videomda onu göstermiştim aldığımı? kaçıncıydı? Yani örnek veriyorum. Afaki söylüyorum. 34 ise 34 deyin. 45 ise 45 de deyin. Bu videonun altına yorum yapacaksınız. Gidip de o short videonun altına yorum yapmayın arkadaşlar. Bu izlediğiniz videonun altına ilk doğru sayıyı verene mini GT hediye ediyorum. Bakın mini GT'miz de bu olacak. Evet bunu da gösterdim. Şimdi videonun sonunda tekrardan buraya gelin. Yorum yaptıktan sonra da videonun sonundaki slaytımı izleyin arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Kaçıncı short videomda yayınlamıştım? Birden başlayın. En baştaki short videom. O da zaten hatırlarsınız. Şu STH bulduğum short video. Oradan başlıyorsunuz. Hızlı hızlı sayın. Kaçıncı short video? Doğru cevaplayan hediyeyi kapacak. Bakın hatta size bir örnek göstereceğim şimdilik. Bakın şu anda short videolarımdan böyle aşağı doğru iniyorum demek istediğim. Bakın ilk short videom şu süper trojan antı bulduğum short video. Buradan başlayacaksınız saymaya. Ve bu kaçıncısında onu da artık zaten fark edersiniz. Fark ettikten sonra hemen bu videoya gelip bu videoya yorumunuzu bekliyorum arkadaşlar. Evet hepinize bol şans. İzleyenlerinize teşekkür ederim. Katılımlarınız için de teşekkür ederim. Video ile ilgili de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yani sadece rakamı yazıp da kaçmayın kanalımdan. Video ile ilgili de yorumlarınız benim için değerli. Kanalımı takip almayı unutmayın. Bu tip sorular gelmeye devam edecek ve yine böyle Türkiye'de ilkleri açmaya devam edeceğim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Dinozorlarla kalın.